Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu narsizm ve bunun ikili ilişkilerdeki yansımaları olacak. Harika, çok önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz psikolog Begüm Özcan. Hoş geldiniz. Hoş buldum, çok sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Begüm Özcan. 1997 yılında Ankara'da doğdum. TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum geçtiğimiz sene. Bunun üzerine de hem erişkin hem çocuk ergen alanında bilişsel davranışı terapi alanında eğitimlerimi tamamladım. Yine ilişkiler üzerinde de uzmanlaşmak adına aile çift terapisi gibi farklı alanlarda eğitimler aldım. Genel anlamda bu kapsamda bahsedebilirim. Şahane çok tebrik ediyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz. Narsizm konusuna gelelim. Evet. Bu önemli bir konu karşımıza da çok çıkıyor günlük hayatımızda, özel hayatımızda, iş hayatımızda. Narsizm nedir acaba? Anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında narsizmin ilk olarak çıkış noktasını paylaşmak isterim hmm. sizinle. Bu mitolojik bir karakter olan Narcissus'tan geliyor. Okuduğumda benim çok ilgimi çekmişti. Narcissus bir lanet üzerine kendi yansımasına aşık oluyor ve Sürekli kendisini izlemekten, kendisine bakmaktan o kadar zevk alıyor ki ama tabii ki bu ulaşılmaz bir aşk olduğu için de yansımasına bakarak, aç susuz kalarak bir gün o görüntüsünün karşısında ölüyor. Buradan da narsizme bağlıcak olursam aslında kişilerin kendilerini inanılmaz derecede sevmeleri, sadece kendilerini önemsemeleri ve yüksek oranda da bencilce davranmaları diyebiliriz. Öyle kendilerine bakıp aç susuz olarak hayatlarını yitirebilirler. <laughs> Dikkatli olsunlar. Kesinlikle. <laughs> Peki narsist bireyleri nasıl tanıyabiliriz? Onların özellikleri nelerdir biraz daha detaylı anlatır mısınız? Tabii ki narsist bireyler ilk olarak bizim çok bencil, ben merkezcil dediğimiz insanlardır. Dünya onların etrafında dönüyor. Aynen öyle. Mi? Sizin düşüncelerinizin, sizin söylediklerinizin pek bir değeri ve anlamı yoktur. Aynı zamanda empati yetileri çok düşüktür. O anlamda sadece kendilerini önemserler, sizi görmezden gelirler ve eğer ki siz onların düşünceleriyle çatışacak bir şey yaparsanız eyvah sizi Baş düşmanları bile ilan edebilirler. Her zaman onların dediği olacak. Siz her şeyinizi onlara göre ayarlayacaksınız değil mi? Kesinlikle. Yani sizin kendi ajandanız falan olamaz. Aynen Onlar öyle. Onlar gündemin birinci maddesi olarak herkes ona kanalize olacak değil mi? Böyle bir beklenti. Çok güzel özetlediniz. Maalesef. Peki ilişkilerde narsist bireylerle nasıl başa çıkabiliriz acaba? Bize biraz tüyo verir misiniz? Tabii ki. Ee, aslında artık günümüzde de daha yaygınlaşan bir terim olarak duygusal manipülasyona giriyor bu durum. Özellikle narsist bireylerde bunu çok daha fazla gözlemliyoruz. Kişiye yetersiz hissediyorlar. Sanki var olmalarının tek amacı ilişkide bulundukları konummuş gibi davranıyorlar. Bunu da ikili ilişkilerde şöyle gözlemliyoruz. Sen ben olmadan bir hiçsin. Zaten sen kimsin ki? Ben siz ne yapabilirsin ki gibi. Onları çok yetersiz hissettiriyorlar, kötü hissettiriyorlar ve aslında ben Algılarınız algılarının zedelenmesine yol açıyorlar. Ardından Sanki muhtaçmış gibi değil mi karşısındaki öyle. kişi? Ve kendilerini e, karşıdaki partnerlerine bağımlı kılıyorlar. E, ardından tabii ki bağımlı hisseden kişiler de sanki bu ilişkiyi sonuçta sürdürmek zorundaymış gibi bir tavır takınarak maalesef ki ilişkinin içinde dönüp duruyorlar. Aşırı özveri değil mi? Bu evet. çok yanlış bir şey halbuki. Maalesef. Bir orta yolda buluşmak lazım. Kesinlikle yani öyle. Yani tek bir tarafın devamlı özveride bulunması o ilişkinin e, sağlıklı bir şekilde devamına yardımcı evet. olamaz kesinlikle. Peki meydana gelen duygusal manipülasyon ne şekilde ortaya çıkıyor? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki de. İlk başta her şey çok güzel gidebiliyor. Çünkü e, narsist bireyler aslında e, empati yapamıyor dedik fakat çok da iyi birer oyuncular diyebiliriz. Çünkü karşı nelerden hoşlanır, neler olursa daha ilgilerini çekeceklerini biliyorlar. Ardından aslında onları ağlarına düşürdükleri zaman bu sefer işin bizim manipülasyon dediğimiz kısmı başlıyor. Hatta burada da kullanılan bir terim var. Gazlighting diye. Yani zamanla maalesef ki sizi olduğunuzdan daha yetersiz sevdiğiniz şeylere karşı daha ilgisiz bir konuma getiriyorlar ve siz bu sefer diyorsunuz ki ben gerçekten söylediği gibi çok yetersiz biriyim ya da ben tek başıma var olamam. Yani gitgide aslında öz saygımız ve öz benlik e, algımız zedelendiği için de e, süreç içinde bir bağımlılık e, konusu meydana gelebiliyor. Kesinlikle. Bir sömürü aslında bu değil evet. mi? Karşısındaki kişiyi sömürüyor. Kesinlikle. Yani o yüzden e, bilinçli yaklaşmak lazım. Çok haklısınız. Yani çok önemli. Peki çözüm yollarını e, nasıl geliştirebiliriz? aslında çözüm yollarında ilk olarak bizim için önemli olan şey narsist bireyleri tanıyabilmek. Çünkü genellikle tanıyamadığımız biriyle mücadele etmemiz de imkansız bir hale geliyor. O anlamda onları tanıdığımızda oyunu biraz onların kurallarına göre oynayabiliyoruz. Mesela bizi yetersiz ya da eksik hissettirdikleri durumlarda biz gerçekten o alanda yetersiz miyiz diye kendimize bir soru yöneltmemiz gerekiyor. Ardından eğer ki bu ilişki artık çok bize zarar veren ve bizi olumsuz etkilen bir ...konuma geldiyse e, orada birazcık güç kazanıp kendimizi o ilişkiden çekebilmekte de e, gerekiyor. İkisi benim çok önemsediğim noktalar. En azından farkına varmak bizim için çok büyük bir adım olacaktır. Yani illa o ilişkiyi sürdürmek mecburiyetinde değiliz. Kesinlikle. Bunu e, kavramamız lazım. Aynen Yani öyle. o ilişkiden mutlu değilsek bitirmek lazım. Aynen öyle. Değil mi? <laughs> yani e, buradan tavsiyede de bulunalım. E, tabii... Elimizden geleni yaparız. Bir orta noktada buluşulacak <laughs> mı denenir. Olmazsa yollar ayrılır. Kesinlikle. Medeni bir şekilde. Aynen öyle. En güzeli bu. <laughs> Peki bağlanma stilleri hakkında da bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Aslında ilişkilerde en önemsediğimiz konulardan biri de bağlanma stilleri. Hı -hı. Üç çeşit bağlanma stili görüyoruz. Bunlar nasıl oluşuyor? İlk o kısımdan bahsedeyim. Biz birer bebek olarak dünyaya geldiğimizde anneyle kurduğumuz ilişki sonunda bizim bağlanma çeşitlerimiz oluşuyor. Bunlar güvenli, kaygılı ya da kaçıngan bağlanma. Aslında burada bunların oluşma sebebi de biz yeterince bakım görebiliyor muyuz, bakım yerinde ve yeterli veriliyor mu buna göre şekilleniyor. Peki bu bağlanma stillerinde ne tür özellikler görülmektedir? Ee, i̇lk olarak güvenli bağlanmadan başlayayım. Eğer ki anne ile çocuk arasındaki ilişki e, yeterli düzeyde ise, örneğin ihtiyaçları zamanında karşılandıysa o zaman güvenli bağlanma oluşuyor. Bu bireylerde yetişkinlik dönemlerinde ikili ilişkilerinde daha az şüpheci, daha e, az sorun yaşayan kişiler oluyor ve e, olumlu şekilde ilişkilerini sürdürebiliyorlar. Fakat kaygılı ve kaçıngan bağlanma da aynı durum söz konusu değil. Biz bunları güvensiz bağlanma stilleri kapsamına değerlendiriyoruz. Örneğin kaygılı bağlanan bireylerde sürekli olarak terk edileceklerine dair bir endişe oluyor. Ya partnerin beni aldatıyorsa, ya şu anda bana yalan söylüyorsa, ya benden ayrılırsa sürekli bir panik halini görebiliyoruz. Kaçıngan bağlanma stilinde ise durum biraz daha farklı. Bu kişiler de aslında kaygı duyuyor fakat partnerlere gitmesin diye hem onlara böyle bir yapışma eğilimi gösteriyorlar hem de karşıdan onlara karşı bir yoğun ilgi geldiğinde kaçma eğilimi gösteriyorlar. O yüzden iki güvensiz bağlanma stili de bireyleri zorlayabiliyor. Fakat şunu da dipnot olarak ekleyelim. Bu bağlanma stilleri evet çocukluğumuzda oluşuyor olsa da erişkinlik döneminde bizim farklı ilişkilere maruz kalmamız durumunda değişkenlik gösterebiliyor. O anlamda çözüm ve değişim her zaman mümkün. Yeter ki farkında olalım. Evet ve isteyelim, değil mi? Kesinlikle. Bunu istemek önemli. Çocuklukta yaşanan olaylar gelecekte bizi etkiliyor, değil mi? Çok etkiliyor. Her zaman. Evet. Yani bazen travmatik olaylar evet. oluyor veyahut da yani ilişkinin şekli, ailevi ilişkilerin şekli gelecekteki beraberlikleri de çok etkiliyor. Böyle belirleyici oluyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz çünkü ıı bazı böyle kalıplar vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur. Mesela kızlar babalarına benzeyen partnerleri seçerler. Erkekler annelerine gibi. Aslında bunun sebebi de tamamen bizim aile içinde alışkın olduğumuz örüntüyü sürdürme çabamız. Mesela sizin babanızla olan ilişkiniz ya da ev içindeki kurduğunuz iletişim daha böyle olumsuzsa ya da bazı noktaları çok sevmiyorsanız muhtemelen benzer bir partner buluyorsunuz. Bunun sebebi de şu. İyi de olsa kötü de olsa aslında sürdürmeye alışkın olduğumuz yolu seçiyoruz. O anlamda buradan da izleyicilerimize de söylemiş evet. olalım. Eğer ki şu anda mevcut durumda ilişkilerinde, partnerlerinde olumsuz sevmedikleri ya da mesela çok çok fazla sevdikleri özellikler varsa bunları dikkatli baktıklarında ebeveynlerle eşlemeleri çok olası olacaktır. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz psikolog Begüm Özcan'dı katılımınız, bu güzel ve çok önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim güzel davetiniz için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.